Tamam, tamam gel. Oraya da olur. Bayan buraya da olur. Ve bekleyenlerle tokalaştırmak adına köprü vazifesi gören
elleri birleştirip gönüllerden kalp kuran ve dualarını alan ve bu duaların içerisinde yer bulan her biriniz bir iftar sofrasında Allah Resulü'nün de ifadelerinde hadis-i şeriflerinde beyan buyurduğu üzere kulun iki sevinci var. Biri iftar sofrasında, diğeri de Rabbine kavuştuğu andır buyuruyor. İşte biz şu anda dünyada kazanabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir mutluluğun etrafında aynı halkada beraberiz. Biz inanan bir milletin inanmış bir nesliyiz. Elhamdülillah. Bu inancımızla oruçlarımızı eda ediyor. Dualarda da zikredildiği gibi Allahümme leke suntu ve bike amentu ve ala rüzgüke abdertu. Ya Rab, sana inandım, sana güvendim. Karşılığını yalnız senden bekleyerek orucumu tuttum niyetiyle, duasıyla oruçlarımızı tuttuk ve bugün de iftar ettik. Önümüzde bir leyleyi kadrimiz var. Kadir gecemiz var. Son 10 günün tek gecelerinde 21, 23, 25, 27, 29. gecelerde aranması tavsiye edilen Peygamberimiz tarafından ağırlıklı olarak 27. gecesi işaret edilen Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Kur'an'da bir sure ile anlatılan İnna enzelnahu fi leyletil kadr diye devam eden bir sure ile anlatılan bir Kadir gecemiz var. O gece ki yapılan her iyilik Allah katında değer bulacak. O gece ki yapılan her tövbe karşılık bulacak. O gece ki Rabbine yalvaran, ona sığınan bütün gönüller karşılığını alacak. Gönüller boş kalmayacak. Eller boş geri çevrilmeyecektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle bir iftar sofrasında beraber olduk. Beraber yedik. Yediklerimiz bedenimize şifa olsun. Beraber olduk. Beraber paylaştık. Gönlümüzde var olanı, elimizde olan imkanlarla muhtaç olanlara ensar olmaya bugüne dek devam ettik. Bundan sonra da devam eden olalım inşallah. Ve biz her birimiz yaklaşan Kadir gecesinde feyiz ve bereketinden nasip alan olmayı bayram sabahına huzur içinde, sağlık içinde, kardeşlik içinde paylaşıp paylaştıkça mutlu olabilmek duygusuyla varmayı bayram sabahında kendimize, efradımıza, etrafımıza bayram sevincinin yaşanabilmesi için onlara mutlaka kendi etrafımızdakileri sevindirerek çıktığımız bayram sabahını hazırlanacağımız şu günlerde çevremizde var olan yetimlerden, yoksullardan, muhacirlerden, ihtiyaç sahibi olanlardan haberdar olmayı, onlara da karınca karınca imkanlar çerçevesinde yardımcı olmayı gönülden temenni ediyorum. Aynı inancı paylaştığıma inanıyorum ve bu noktada da destekleriniz ve katkılarınızdan dolayı hepinize şükranlar sunuyorum. Değerli dostlar, pazartesi günü izinden dönen dün aniden aldığı üzücü bir haberle yeniden izne dönen Sayın Kaymakamımız aramızda bulunamıyor. İki yeğenini birden trafik kazasında kaybetti. 23 yaşında ve 16 yaşında. Pazartesi gelmiş başlamıştı. Dün apar topar döndüler. Onun için aramızda yoklar. Belediye başkanımız selamlarını göndermişler. Başkan yardımcımız kendi adına ve vekaleten buradadırlar. Ve siz değerli dostlarımız bugün beşincisini icra ettiğimiz Bandırma Müftülüğümüzün ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubemizin iftar sofralarından beşincisini idrak ettiğimiz bu sofrada Bandırma'yı temsilen bulunduğunuz kurum ve kuruluşlardan temsilen buradasınız ve bütün dostlar adına gönül dünyamızda dostlar olarak varsınız. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Değerli dostlar, ben ölüleri rahmetle, kalanları şükranla minnetle anıp duayla bitirmek istiyorum. Amin. Amin.